Merhaba arkadaşlar, MineLab YPX 5000'in tanıtımını yapacağım, koli açılımını yapacağız burada. Sıfır ürün olarak geldi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada MineLab'ın orijinal fabrika çıkış Avustralya etiketini görüyorsunuz. Buna mavi şık, herhangi bir loş şık tuttuğunuzda da burada otomatik olarak etiketin ana ablemi gözükmektedir. Çin malı herhangi bir ürünlerle bunu ayırt edebilirsiniz. Öncelikle kutumuzun içerisinde opsiyonu kendi içerisinde bulunan 12x15 mono başlığımız bulunmaktadır. Bu mono başlık ayırıcı özelliğine sahiptir arkadaşlar. Bunda ayarlara girdik. Demiri tamamen dışa bırakabiliyoruz. Yani alan tarama yaptığımız arazide eğer bir demir metal parçası varsa, demirin yanında da bir herhangi bir değerli parçamız varsa, bu değerli parçayı, demiri tamamen saf dışı bırakarak direkt metale odaklayabiliyoruz. Onun haricinde 22 DD başlığımız var. Oiltek, Old Star. Bu da Minerap'ın başlığıdır arkadaşlar. Bu başlıkta da derin dedektör dediğimiz derin aramalarda, mezarlarda 2 metre, 2,5 metre, keza 3 metrelere kadar ulaşanlar var. Ama bu objenin yaklaşık olarak bir bardak şeklinde olması, yani bardak büyüklüğünde olması çok önem arz etmektedir. Bu tarz objeleri de zaten 2-2,5 metrelerde alabiliyoruz. 22 DD coil derin başlıkla beraber. Şimdi kutumuzun içerisinde neler var? İlk önce onları göstereceğiz. Sonraki kutuyu içerisinde neler olduğunu gösterdikten sonra cihazı ben kurulumu yapacağım. İkinci bir videomuzda da onu göstereceğiz. Şimdi burada gördüğünüz gibi çantanın içerisinde burada kemerini görüyoruz arkadaşlar. Bunu giydiğimiz zaman belimize bağlayıp diğer ekipmanları, Minerap'ın kendi orijinal kutusunu, diğer ekipmanları bağlamak için kullandığımız orijinal kemeridir. Gayet de sağlıklı ve güçlü bir kemer. Masraftan kaçınmamış. Her zaman dediğim gibi Minerap sınıfında birinci sınıf olarak devam etmektedir. Bunun haricinde burada direkt gördüğünüz gibi başlığın dedektörün çubukları. Burada 22-15 oyunu gördüğünüz. Burada bir ufak çantası vardır. Çalışma çantası. Malzeme koyabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi adaptörler, bağlantılar şeklinde bunları açıyoruz. Dediğim gibi ben kurulumu yaptıktan sonra özellikle cihazın çalışmasıyla alakalı videoları daha detaylı çekeceğim. Şimdi buradaki kasamızı gördüğünüz gibi açıyoruz. Evet, MineLab'ın gördüğünüz gibi YPX 5000 modelidir. Burada MineLab'ın kendi özel ablemi. Dediğim gibi şuradaki yere fosforlu bir ışık, herhangi bir mavi ışık tuttuğunuzda orijinal olduğunu anlayabiliyorsunuz firmanın. Artı orijinal ürünler herhangi bir mıknatıs tuttuğunuzda direkt kasaya yapışmaz. Lidyumdur arkadaşlar. Bunu kasaya yapıştıramazsınız. Ama Çin mallarında mıknatıs tuttuğunuzda tak buraya otomatik olarak yapışır. Bunu da testinden ürünün Çin malı ya da orijinal olup olmadığını anlayabilirsiniz. Evet. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 12 veya 13 saat dayanabilen Minerap'ın kendi lityum bataryasıdır. Araba şarj kablosu, ayrıyetten de evde şarj edebileceğiniz bataryası mevcuttur. Herhangi bir şekilde yolda bittiği zaman araba şarj kablosuyla beraber şarjınızı yapabiliyorsunuz. Bu gördüğünüz gibi kutuya bağladığımız zaman, buradaki adaptöre bağladığımız zaman arkadaşlar direkt kutu devreye girecektir.
Onun haricinde buradaki ürünümüzü bir açalım. Evet, burada da kulaklığımızı görüyorsunuz. Bu kulaklık da Red Apple'ın kendi orijinal kulaklığıdır. Sesleri ve detayları almak içindir.